PDF Annotator, Windows ortamında PDF'ler üzerine not aldığınız en başarılı uygulama. Yayın evlerinin PDF dokümanları var veya kendiniz PDF dokümanlar oluşturabiliyorsunuz. PDF dokümanlar üzerinden ders anlatan öğretmenler için mükemmel bir uygulama veya PDF dokümanlarla çalışıp üzerine kalem destekli Windows cihazlarda soruları çözen, notları alan öğrenciler için de bir numaralı uygulama veya Windows tabletiyle, ikisi bir arada Windows laptopuyla kalem destekli olacak tabii, bir kursu, bir eğitimi takip eden, üzerine not alanlar için yine bir numaralı harika bir uygulama PDF Annotator. Kanalında PDF Annotator'la ilgili, onu özelleştirmeyle ilgili, arayüzünü düzenlemeyle ilgili, ayarlarıyla ilgili pek çok video aratarak bulabilirsiniz. Bu videoda PDF Annotator üzerine aldığımız notların, çizimlerin nasıl kalıcı hale getirileceğini göstereceğiz. Yani normalde PDF Annotator üzerine yaptığınız çizimler veya not almalar daha sonra düzenlenebiliyor. Şu an birkaç doğru parçası çizdim, bir şeyler de elle buraya yazdım matematiksel olarak. Seçim okunu seçtiğimde daha sonra ben bunları büyütebilirim, rengini değiştirebilirim, yerini değiştirebilirim, herhangi birini seçip silebilirim. Dolayısıyla düzenleyebilirim. Diğer çizim araçlarıyla yaptığımız şeyler de aynı şekilde boyutu, rengi, kalınlığı düzenlenebiliyor. Biz de aslında düzenlenebilir olmasını isteriz. Çünkü eklemeler yapabiliriz, hataları silebiliriz vesaire. Düzenlenebilir olması normalde iyidir. Ancak bazı durumlarda bunların kalıcı olmasını, düzenlenebilir olmamasını da isteyebiliriz. Mesela ekrandaki gibi ben bir şablon hazırlamışım. Aralarda işte kendi sitemi, mail adresimi aralara koymuşum. Kendi hazırladığım doküman olduğu için. Hatta tam ekran görelim. Bakın burada 10 soruluk veya 10 tane anlatım bölümü olan, işte birinci bölümde bir şey anlatılacak, ikinci bölümde belki bir soru olacak, üçte soru olacak bir şablon hazırlamışım. Şablonu bir kere ben hazırladım. Artık buradaki bu efendim site adresinin, çizgilerin, numaraların, mail adresinin değişmemesini, buradaki aldığım notları veya ders anlatımını yaparken tabii ki yazıyoruz, siliyoruz. Bunların silinmemesini istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani yaptığımız çizimlerin, notların silinmemesini nasıl sağlayacağız? Bunun için Edit menüsünde Melt All Annotations var. Yani yaptığınız bütün yazımlar, yazmalar, çizimler buna tıkladığınızda artık belgeye gömülü hale geliyor. Ve bunu seçip bir de kaydederseniz artık geriye dönüşü yok. Dolayısıyla belki ileride tekrar düzenleme yaparsınız diye bunun bir kopyasını kaydedip, düzenlenebilir formatını kaydedip bundan bir tane daha üretip farklı kaydetle veya bu ikinci dosya üzerinde Melt komutunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu yüzden Melt komutunu uygulamadan, çünkü ben bu şablonu kullanıyorum, bundan bir tane farklı kaydedeyim. Save as diyorum. Buna ben bir isim vermiştim. Yanına bir koydum. Kaydettim. Şu an düzenlenebilir durumda. Yani benim burada yapmış olduğum düzenlemeler, yerlerini değiştirebiliyorum, düzenleyebiliyorum. Fakat Melt yaptığımda ister buradan tıklıyorsunuz veya M harfine basıyorsunuz. Sizi uyarıyor. Melt yapayım mı diyor. Bunları gömülü hale getireyim mi diyor. Melt yapıyorum. Bir de bunu kaydedersem arkadaşlar artık geri dönüş yok. Bakın artık bunları ben seçemiyorum. Çünkü dokümanda bunlar gömülü hale geldiler. Bunlardan artık oynamamız mümkün değil. Dolayısıyla Melt komutunu çok dikkatli kullanmanız lazım. Dosyanızın yedeğini almanız lazım. Eğer daha sonradan düzenleme ihtimaliniz varsa Melt komutunu uyguladıktan sonra artık o notların değiştirilmesi mümkün değil. Peki nerelerde kullanılabilir? Demin de bahsetmiştim videonun başlarında. Böyle bir şablon hazırladığınızda bunların üzerinde başka oynamayacaksanız Melt komutuyla bunu gömülü hale getirip kaydedebilirsiniz. Ya da öğretmensiniz, çalışma dokümanları, sorular hazırladınız. Bu sorulardan PDF dokümanınızı oluşturdunuz elle yazarak. Oluşturduktan sonra internette de bunu paylaşacaksınız. İnternette paylaştığınız örneğinizin hiç oynanmamasını isteyebilirsiniz. Üzerinde hiç oynanmasını istemiyorsanız Melt komutuyla bir kopyasını kaydedip internette paylaşabilirsiniz. Bu doküman üzerinde artık oynayamadığım için deminkini tekrar açıyorum. Bunun orijinal halini. Evet, bu oynanamayan, bu oynanabilen. Bunları Ctrl A ile seçip hepsini sildim. Bakın orijinal haline getirdim. Yine Save As diyorum bunu. Bir kere bu halini bir kaydedelim.
Save as diyerek, farklı kaydet diyerek bu sefer 2 diye kaydediyorum. Mesela buradan ben bir doküman oluşturacağım. Farklı şekilde kaydettik artık bu 2 koyduğum sonuna. Parantez kare alma ile ilgili mesela buraya alıştırmalar yapacağım ben öğrenciler için. Böyle biraz ekranı büyüttüm. Buraya ne yazalım? Ya burada direkt formülü yazsın. Şu an düzenlenebilirken bunları ben mesela hizasını düzenliyorum, ayarlıyorum boşluklarını falan filan. Bu parantez kareyle ilgili burada çocuklar alıştırma yapacaklar diyelim. Tamam, son düzenlemimi yaptım ve artık bunları paylaşacağım ben. Üzerinde de oynanmasını diyelim, varsayalım ki istemiyorum. İsterseniz bundan bir kopya daha oluşturursunuz, belki bunları düzenlersiniz diye. Tabii bütün sayfaya hazırlıyorsunuz. Ben örnek olsun diye burada birkaç bir şeyler yazdım. Ve M'ye basıyor. M'ye bastıktan sonra artık bunlarla oynamak mümkün değil. Sadece ne yapabiliriz? Bunları çözebiliriz üzerine. Şimdi bunlar tabii çözüyor öğrenciler veya derste işte siz anlatıyorsunuz. Dikkat edersek benim gömdüğüm bu mavi kısımlarla oynanamıyor. Mesela seçtim, dele bastım, silinmiyor ama daha sonradan yaptığım çözümlerle, üzerine aldığım notlarla istediğim gibi oynayabiliyorum. Dolayısıyla uygun durumlarda bu Melt fonksiyonunu PDF Annotator'da kullanarak yaptığınız düzenlemeler üzerinde oynanamayacak şekilde kaydedip belki internette, belki öğrencilerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.